Ramazan'da sofralarda eksik olmayan sizin bir ekmeğiniz var. Ne diyorsunuz? Mahalle fırınlarında olur bu. Ev ekmeği yani, evet, evde yaparız. Ekmek diye buna diyorsunuz. Ekmek diye buna deriz. Ve evde yoğururuz hamırını, fırına götürürüz, fırında yaparız. Ramazan ayının çok güzel bir tatlısı vardır. Nedir onun adı? Güllaç. Güllaç. Şimdi her yerde güllaç sütle falan pişirir. Biz öyle biliyoruz. Ama Yalvaç'a geldik, farklı bir güllaç çıktı karşımıza. Evet. Ne yapıyorsunuz? Güllacı tek tek sarıyor musunuz? Güllacı, şimdi bu bütün olur. Yani şu büyüklükte olur. Bunu altıya böleriz. Sıraklarız böyle işte. Yani sararız sarma gibi. Şerbet kaynatırız. Şerbetini dökeriz üstüne. Kaynatırız. Efendim, misafir kabul eder misiniz? Elim boş gelmedi. Hoş geldiniz. Şimdi sizin keşkeğiniz var mıydı? Yoktu değil mi? Evet. Çok lezzetli hanımlar pişirmişler. Sağ olsunlar, ellerine sağlık. Bu arada siz de böreği bitirmişsiniz, afiyet olsun. Nasıl olmuş, tadını soralım. Çok güzel. Güzel. Beraber olsun, buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, bize ihsan ettiğin nimetleri daim eyle. Devletimizi ve saadetimizi devamlı eyle. Evlatlarımızı salih ve alim eyle. Malımıza ve mülkümüze bereketler ihsan eyle. Cemalinle şereflenmeyi bizlere nasip eyle. Habibin hürmetine nimetlerimizi artır, eksiltme ya Rabbi. Amin. Efendim, İbrahim Bey ile Medine Hanım kardeş. Bu kardeşlerin bir özelliği var. Özellikle de Medine Hanım çok güzel bir şey çalıyor. Ne çalıyorsun Medine Hanım? Boğaz çalıyor. Boğaz çalıyor. Boğazını çalıyor. Nasıl çalıyorsun, göstereceksin şimdi. Tamam, şimdi burada çalacağım, boğazını çalacağım. Elimine çalacağım. Aç, çal bakalım. Yani o kadar o yaptığı işi çok kolay zannediyor. Bizim için çok değişik Medine Hanım. Çalayar mıyım? Çal bakalım. Karnım toktur ama arkadaşım börek ister.